Ay ben sizin bu derdinizi yeminle anlamıyorum. Bütün valizleri, poşetleri bana taşıttırıyorsunuz. Mesut Bey, ev babası olmak kolay mı zannediyorsun sen? Hem kızımızın doğum günü için elinden geleni yapmak zorundasın. Anne onu bunu boş verin de uçağa kaçırıyorduk ya, iyi yakaladık ha. Sorma oğlum, sorma. Biliyor musun teyzenler orada şu anda. Hay Allah ya. Bir daha yapmam ben böyle bir şey. Bu vantilatör sesi de ne ya? Uçaktan geliyordur anneciğim, orada pişelim mi yani? Aman çok oyalanmayın çocuklar. Hadi girin içeri. Merhabalar, merhabalar. Hadi çocuklar gelin bakalım. Geliyoruz anne. Uf, anne ya. Ne var kızım? Ne güzel evdeydik ya. Ya kızım sana sürpriz yapalım dedik. Saraya getirdik seni. Daha ne istiyorsun ya? Anne vallahi mı? Vallahi de saraya mı? Kızım söyledik ya, bu 1500. söyleyişim olabilir. Kızım sen istersen yukarıdaki bazı hama ya da bahçe salıncaklarına binebilirsin. Sonuçta akşam yolculuğunda keyifli bir yolculuk geçirmek senin de hakkın. Ben de bir gideyim şu hostesle konuşayım. Sonra işte rezervasyon sıkıntısı olmasın. Baban zaten bavulları yüklüyor diğer hostesle. Tamam anne, ben o zaman hamağa geçmek istiyorum. Ay düştüm. Ben hemen hamağa geçeyim. Ay burası çok güzel. Evet kızım, çok güzel bir yer. Merhaba hostes hanım. Hoş geldiniz efendim. Uçağınıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hostes hanım. Şey diyecektim, bizim rezervasyonumuz vardı. Kızıma doğum günü sürprizi yapıyoruz Isra'yla. Ay inanmıyorum, şu yukarıdaki tavşan kızınızın bugün doğum günü mü? Ay doğum günü kutlu olsun güzel kızınızın. Ya ne yapıyorsunuz siz hanımefendi? Duyacak şimdi, sürpriz dedim ya, sürpriz. Ay kusura bakmayın hanımefendi. Ben anlamamışım. Bir heyecan bastı, o saray çok güzel. Ben de ablamın doğum gününü kutlamak için gitmiştim ama biraz pahalıya gelmedi mi? Pahalı mı? Biz fiyatlarına hiç bakmadık ki. İnternette fotoğrafını gördük, gittik. Yok artık. Gideceksiniz ve oraya tamı tamına $4000 vereceksiniz. Ne? Ne diyorsunuz siz? $4000 ne demektir ya? Saçmalamayın lütfen. Şaka yapıyorsunuz, bize bir indirim yaparlar. Vallahi ablamlarla gidiyoruz. Hiç söylemedi ne kadar ödediğini. Her neyse biliyorsunuz yani rezervasyonunuz olduğunu. Uçak komple bizim değil mi? Oy. Özel jet efendim. Özel jet tek aile için ya. Tabii ki de uçak hep sizin. Bir şey mi diyecektin? Yok, değişik konuştum birazcık. Ben içeri gideyim. Pilot odasına. Git git tabii git. Ay. Ben de şu yukarıdaki bahçe salıncağına oturayım en iyisi. O benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Gel oğlum, valizleri yerleştirdikten sonra şöyle bir keyif yapalım. Kızım gel sen de. Babacım bana söylüyorsun ama ben senden önce geldim. He. Aferin oğlum. Kızım hadi sen de gel, ne bekliyorsun orada? Geliyorum baba. Ben nereye gideyim babiş? Git annenin yanına kızım. Anne. Gel kızım. Bak ne kadar da güzel değil mi? Evet. Ya inşallah beğenir bizim bu ya. Bizim bu ne baba? Ya çilek çilek. Hadi inşallah beğenir diyorum ya. Ay beğenmezse biz biteriz biteriz. Sana bir şey söyleyeceğim. $4000 vermiş bunun hostesin ablasının doğum günlerini yapacaklarken. Yok artık, ben yanıma o kadar para almadım. Ben 100 liracık aldım. Baba ne diyorsun? Koskoca saraya gidiyoruz. Tabii pahalı olacak. Bunu düşünmediniz mi siz? Ne olacak şimdi? Bizi içeri almayacaklar mı yoksa? Vallahi ablamları misafir diye içeri sokmuşlar. Bizi bilmiyorum. Asıl kutlamacılar biziz çünkü. Ay
Hay Allah ya. Ay böyle olunca ben galiba depresyona giriyorum ya. Baba kız mısın sen? Aman. Bakar mısın hostes, depresyondayım. Lütfen bana bir içecek. Yani buz şey olsun. Belki soğuk çay da olabilir. Bir de kurabiyeli istiyorum. Bütün kurabiyeleri. Buyurun efendim. Ne istemiştiniz? Bir şey sormak istiyorum. Sen benim çağırdığım için mi yoksa dağıtım vakti geldiği için mi geldin? Dağıtım saati geldiği için geldim efendim. Bir şey içer miydiniz ya da yer miydiniz? Ya senin kulakların sağır mı ya? Kaç saat burada bağırıyorum. Depresyondayım. Bana bütün kurabiyeleri, buzlu çayları, içecekleri getir diyorum. Sen beni duymuyor musun? Kusura bakmayın efendim. Çok çok özür diliyorum. Hemen istediklerinizi getiriyorum. Siz küçük bey ne yerdiniz veyahut da ne içerdiniz? Bana da birkaç tane kurabiye ile bir tane meyve suyu olsun. Pekala. Yukarıdakiler servis dışı. Ya ne demek ya? Ne servis dışısı? Abla ne servis dışısı? Dışı tatlım, dışısı. Anlıyorum. Neden servis dışı? Çünkü oraya yemek çıkaramıyoruz. Çok dökülüyor. Sonra biz temizliyoruz. Yeminle psikopat bu. İlk defa oğlum bir konuda sana hak veriyorum. Ne istemiştiniz? Sanırım psikopat çorbası dediniz. Tabii ki hemen getiriyorum psikopat çorbasını. Ay yok artık. Böyle bir çorba mı var? Bir. İkincisi bu ne ya? Baba ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı oğlum, az kaldı. Ay inince çok şaşıracak. Çok şaşıracak. Tabii şaşıracak oğlum. Ona sürpriz bir doğum günü yapıyoruz sonuçta. Hatta şimdi diyordur ki ay kesin benim doğum günümü unuttular diyordur oğlum. Başka ne diyecek yani? Öyle babacığım, tabii öyle öyle. Ben bu hostesten gıcık kaptım. Geldiğimizde bu hostesin ne yaptığını bir bilsiniz siz. Ay nasıl bağırıyor? Ay efendim, siz kızınızın doğum günü için saraya mı gidiyorsunuz? Ay iyi ki doğmuş, nice mutlu yıllara diyor. Ay çıldıracaktım neredeyse. Kızım duyacak, sonra bütün sürpriz alt üst olacaktı. Aynen. Oğlum da arkasından dedi ki bu tam bir psikopat dedi. O da dedi ki psikopat çorbası mı istiyorsunuz, hemen getireyim dedi. Baksana ne kadar asi bir şey ya. Çok tam bir psikopat, tam bir komedi bu ya. Baksana hala istediklerimizi getirmedi bile. Aman istemez, onun elinden bir şey içersem şimdi zehirlenirim. Hiç istemem valla. Zaten 2-3 dakikaya oradayız. Yani benim navigasyonum öyle gösteriyor. Benim telefonumdaki navigasyon da öyle gösteriyor anne. Yanlış hatırlamıyorsam benimkinde 4 veya 5 yazıyordu. Ama bilmem, 2-3 dakikaya da orada olabiliriz. Evet, orası harika bir yermiş, harika. Yat kızım burada. Vallahi oraya bayıldım ben. Çok güzel bir yer, çok. Evet anne. Ay biz böyle bağırıyoruz ama o duymaz değil mi? Yok, o benden bayağı uzakta. O yani duymaz. Nasıl duyacak ki? Buyurun efendim, hamburgeriniz. Afiyet olsun. Psikopat çorbası da hazırlanıyor. Yok artık. Baba yemin ederim deliler hastanesinden kaçmış bu. Baba yemin ederim, bak geri yollayalım baba, bak başımıza iç açacak baba. Yok pilotların direksiyonu falan eller, şimdi ocak yere düşer. Oğlum bir dakika kalmış şurada, ne olacak ya? Ya valla. Oğlum bebek gibi ağlama, hem 10 dakika var ne bir dakikası. Az önce 2-3 dakika diyordun. Yok ya. Şunları geri verin zaten. Benim dediğim psikopatmış ya. Bir de psikopat çorbanız hazırlanıyor. Birazdan gelecek. Ay yedim. Psikopat çorbasıymış. Acaba ne getirecek? Vallahi yine bizim kurabiye içecek dediğimize hamburger diye anladıysa, psikopat çorbasında kendisi uydurduysa ne getireceğini çok merak ediyorum.
Oğlum merak etme, psikopat çorbası hariç her şeyi getirir ve tabii bizim siparişlerimiz hariç. Sayın yolcularımız, uçağımız iniş yapmıştır. Kapısı açılmıştır. İnebilirsiniz. Herkese iyi tatiller.